Evet, şimdi TSK'dan bazı haberler var. Az önce size de aktarmıştık. 5 general emeklilik talebinde bulunarak istifa etti. Burada talep sadece emeklilik mi yoksa başka bir sebep var mı gibi bir soru işareti vardı. İddialara göre kıdem ve liyakat geleneğine uygun olunmadığı için yaş kararlarının bu kararlara, bu kurallara uygun olmadığı için istifa ettiği söyleniyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığının imzası ile birlikte 6 kişinin de görev yeri değiştirildi burada. Bu konuyu konuşacağız. Daha doğrusu TSK'da neler oluyor diye konuşacağız. Gazeteci Fikret Bilan'ın T24'te yayınlanan TSK'da yeniden yapılandırma sinyalleri adlı bir yazısı var. O da bu konuyu işliyor. Şimdi kendisi telefon attığımızda Fikret Bey merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi az önce ben biraz daha özetledim. Aslında merak edilen konu şu: TSK'da ne oluyor? Şimdi bazı açıklamalar var. Siz de özellikle yazınızda belirtmişsiniz bunları ama siz nasıl görüyorsunuz TSK'daki son Evet, gelişmeleri? önce bu 5 generalin ki sayıların daha fazla olduğu da söyleniyor. Emeklilik taleplerinden başlayalım. Aslında bizim geleneğimizde general seviyesi komutanlar görev süreleri dolmadan emeklilik talep etmezler. Bu böyle bir gelenek vardır. Onun için bu 5 generalin birden emeklilik talep etmesi normal bir durum değil. Bir anormallik olduğu anlaşılıyor. Yani gelen haberlere göre de Suriye sınırındaki tümene atanmış komutanlar iki tanesi öyle. Yani tam böyle bir savaş ortamında hassas bir durumda Türk subayları görevlilerini bırakmazlar. Böyle bir talepte bulunmalarının sebebine bakıldığında hem oraya atanmalarının bir ihtiyaç olmadığı düşüncesinde oldukları anlaşılıyor. Hem de oradaki görev sırasında kendilerinden daha kıdemsiz komutanların emir komutası altında çalışmaları gibi bir durum doğduğu anlaşılıyor. Bu iki özellik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleneklerine aykırı. Yani daha kıdemsiz bir komutanın altında görev yapmamaları için TSK atamalarda bu özeni gösterir. Eskiden bu özenin gösterilmediği şeklinde bir itiraz var. İkincisi de Özel Kuvvetler Komutanlığı görevini yürüten General Çorbacı'nın zaten sınır bölgesindeki birliklere komuta ettiği biliniyor. Bu komutanlık üzerindeyken o görevden alınıp da sınırda tümen komutanlığı atanmasının da bir ihtiyaç olmadığı düşüncesi hakim olduğunu duyuyoruz. Dolayısıyla liyakat ve kıdem esasına göre hareket edilmediği düşüncesi hakim olduğu için de erken emeklilik talep ettiklerini söyleyebiliyoruz. Tabii yaş kararlarına bakıldığı zaman orduda yine geleneklere uymayan bazı karar ve uygulamalar var. Bunlardan bir tanesi bu yaş toplantısında kor generallerden hiçbirinin or generalliğe terfi ettirilmemesi. Boş kadro olmasına rağmen kıdemli kor generalin or general yapılmaması da geleneğe uygun bir durum değil. Ve or general sayısı da geçen dönemlere göre 15'ten 7'ye inmiş durumda. Oysa Türk ordusunda genellikle 15, en az 15 or general, or amiral olur. Ve bunlar eski sistemde yüksek askeri şuranın doğal üyeleridir. Şimdi 7'ye indi or general sayısı. Kor generalden terfi yapılmadı. Bu durumda da rütbe olarak or generalin yapması gereken ordu komutanlığı görevi kor generallere verildi. Kolordulara kor generallerine komuta etmesi gerekirken bugün yapılan atamalarda tüm generallerin tümen ve kolordu komutanlıklarına atandığı görülüyor. Yani bu rütbe kademelerinde bir yeniden yapılanma işareti olarak değerlendiriliyor. Belki ileriki yıllarda or general sayısını daha da azaltabileceği söyleniyor. 3-4 or generalin olabileceği, onların da kuvvet komutanlığı görev yapabilecekleri ve Türk ordusunun ordu sistemine değil de kol ordu sistemine dayalı bir yapıya evrilebileceği konuşuluyor. Onu biraz daha açabilir misiniz? Ordu sistemi değil de kol Şimdi ordu bizim sistemi askeri nasıl sistem? sistemimizde biliyorsunuz alaylar vardır. Alaylardan sonra tugaylar, tugaylardan sonra tümenler, tümenlerden sonra kolordular, kolorduların sonra da ordular. Şimdi Doğan Güneş zamanında 1990'lı yılların başında tümenler kaldırıldı Türk ordusunda. Sadece sınırda iki tümen bırakıldı. Ve tugaylar güçlendirildi, çoğaltıldı. Yani doğrudan doğruya tugaylar kol orduları oluşturuyorlardı. Kol ordular da ordulara. Şimdi tümen sisteminin iki tümen dışında kaldırıldığını biliyoruz. Önümüzdeki dönemde belki ordu karargahlarına ihtiyaç olmadan doğrudan tugayların kol orduları oluşturması, kol ordulara ve tugaylara dayalı bir sistemin esas alınması olabilir. Böylece or generale ihtiyaç olmaz. Kor generaller ordunun başında
rütbeler haline gelebilir ve genelkurmay gibi, ordu karargahı gibi üst karargahlar sadece planlama, harekat planlama merkezine dönüşebilir şeklinde bir yorum yapılıyor askeri uzmanlar tarafından. Keza bu hiyerarşik yapıda basamaklar azaltılarak biraz Amerikan ordusu sistemine doğru da bir yönelme söz konusu olabilir deniliyor. Orada da kademeler 6-7 merkez kuvvete bölünmüş durumda Amerika'da. Her merkezin başında bir komutan var. Bu komutanlar doğrudan doğruya Genelkurmay Başkanı'na veya doğrudan doğruya Milli Savunma Bakanı'na bağlı çalışabiliyorlar. Türkiye'de de böyle bir yapılanmaya evrilebilir diye yorumlar yoğunlaştı. Evet. Peki bu yapının örneğin, şimdi siz örneğin yazınızda şuna da çok fazla değiniyorsunuz. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra böyle bir yaş kararlarıyla birlikte birçok örneğin orgeneral ve omiral sayısının, oramiral sayısının 15'ten 7'ye düşmesi ve oradaki sivil sayısının artması konusu özellikle çok çok kritik. Böyle bir yapıya geçmenin orada açısından handikapları nelerdir? Böyle bir öngörünüz var mı? Özellikle ne gibi problemlerle karşı karşıya kalınabilir gibi? Tabii Türk ordusu yani o dünyada en disiplinli ordulardan biri olarak bilinir. Kademeleri, hiyerarşisi, kıdemi çok dikkatle uygulanan bir ordu sistemidir. Burada biraz daha rahat birlik oluşturma, komutan değiştirme, komutan adama, komutan adarken rütbeye veya kıdeme dikkat etmeme gibi tercihlerle yönetilen bir ordu haline gelebilir. Bu biraz buna uyum sağlamak zaman alabilir Türk ordusu bakımından. Ama bunlar, bu tür ihtiyaçların işte ordunun biraz daha hızlı hareket edebilen ve hızlı karar alabilen bir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığı ifade ediliyor. Ya albaylara, tüm generallere, tüm generallere yani genç generallere dayanan ve onların altındaki birliklerle hareket eden bir yapıya dönüşebilir yorumları var. Bunun pozitif yönleri böyle anlatılıyor. Ama tabii 15 Temmuz'dan sonra yaşanan sorunlardan bir tanesi de örneğin kurmay subay azlığı. Biliyorsunuz 15 Temmuz gösterdi ki kurmay olmak için harp akademilerine seçilip gönderilen subayların büyük çoğunluğu FETÖ'cü çıktı, cemaate bağlı çıktılar. Bunların büyük bir çoğunluğun ordu ile ilişkisi kesildi ama ve generalliğe veya bir üst rütbeye subaylara atandı veya terfi edildi. Ancak kurmay eğitimi almış olmak, kurmay subay ihtiyacı söz konusu olduğu için yine bir gereklilik olarak ortaya çıkmış durumda. Çünkü bütün birliklerin işte kurmay başkanları, harekat planlama merkezlerindeki kurmay subaylar tarafından yönetilen hizmetler şu anda kurmaylık eğitimi almamış subaylar tarafından yönetiliyor. Türkiye'de savaş ortamından girmiş bir ülke. Yeniden kurmay subay yetiştirilmesi ihtiyacı da dillendiriliyor. Böyle bir dezavantajı veya olumsuz etkisi de oldu 15 Temmuz'un. Bunun da ortadan kaldırılması için kurmay subaylık eğitimine tekrar ağırlık verilmesi gerektiği söyleniyor. Keza askeri tabiplik öyle. Askeri hastanelerin kaldırılması, askeri cerrahların sivil bakanlık eline verilmesi ve yeniden yetişmemesi gibi şikayetler de alıyoruz askerlerden. Keza okullar konusu var. Okullar TSK'nın kendi okulları, kendi kaynağını oluşturuyordu ama şimdi bunlar da kapatıldı. Sivil okullardan kaynak alınıyor. 15 Temmuz'dan sonra üniversite öğrencileri seçilip alındı. Ama burada profesyonelce askerlik mesleğine uygun seçimler yapıldı mı, yapılmadı mı, liyakat meselesi alındı, başka yakınlıklar meselesi alındı gibi kuşkular da var. Dolayısıyla yani bu 15 Temmuz'un bozduğu emir komuta zinciri ve hiyerarşik yapının yeniden belki planlanması ve yapılandırılması gibi bir ihtiyaçtan söz edilebilir ama nereye doğru evrileceği konusunda daha detaylı bilgi yok istersen. Peki son bir sorum daha olacak. Örneğin yaşın üye yapısının değiştirilmesi 15 Temmuz'dan hemen sonra gerçekleşen kararlardan bir tanesiydi. Şimdi tabii şöyle bir soru da akıllara geliyor. Yaklaşık 3 sene sonra bu 5 generalin emeklilik talebinde bulunması ve istifa etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şunu da şu açıdan soruyorum diyelim. Bu konuda geç olduğunu düşünüyor musunuz? Geç atılmış adımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa aslında biraz birçok kararın üst üste binmesi üzerine mi böyle bir karar ortaya yani çıktı sizce? Yani ben şunu söyleyebilirim. Gerçekten yani bizim ortadaki generaller çok olağanüstü veya onurlarıyla ilgili bir olay olmadıkça görevden ayrılmazlar. Görevden kaçtıkları zaten iddia edilemezler. Yani böyle kendi kıdemlerini, liyakatlerini hakkı verilmeyen bir haksızlığa uğramadıkları sürece, onursal bir durum olmadıkça görevini bırakmazlar. Yani böyle bir rahatsızlığı birikliğini anlıyorum ben. Son yaş kararlarının da
geleneklere uymadığı düşüncesiyle bir tepkiye yol açtığı açık gözüküyor. TSK'nın çalışma sisteminde aslında her komutanın bir yediği vardır. Yani hizmetin görülmesi bakımından bir eksiklik olmaz ama bu komutanlar da henüz görev süreleri varken, orada yükselme şansları varken, emekli talep ettiklerine göre yapılan bu tercihler sonrasında ileriye dönük TSK'da bir gelecekleri olmadığı kanaatlerine varmış olabilirler. Bu tabii önemli bir sorun olarak değerlendirilmelidir. Evet, çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sorularımızı cevaplandırdığınız için. Evet. Gazeteci Fikret Bilal'le detaylı biçimde konuştuk.